Sayın yarışseverler, 11 Mayıs Cuma günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda ve Amerika Belmont Park Hipodromlarında yarış heyecanı yaşanacak. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 3. koşu ile birlikte saatler 19 olduğunda altı degenyen başlayacak. Yine Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda yarış heyecanı saatler 14.30 olduğunda başlıyor. Altılı Ganyans'ı 3. koşu ile birlikte saatler 15.30'u gösterdiğinde başlayacak. Amerika Belmont Park Hipodromu'nda da yarış heyecanı var. Amerika Belmont Park Hipodromu'nda saatler 21.04 olduğunda 2. koşu ile birlikte Belmont Park'ta Altılı Ganyans başlayacak. İdman Pisti programında ilk koşudaki ilk görüntümüzle programa başlıyoruz. İlk görüntümüz el izleyenler 2 numaralı Durmuş Kardeş isimli atın. 2 numaralı Durmuş Kardeş 856.7, son 400'ü de 26.8 yaptı. 2 numaralı Durmuş Kardeş Güven Gökçe ile çalıştı. Beş numaralı Oğulcan'ın bir kenter yaptı. Bu kenteri ekranlara yansıyor. Uğur Polat'la onu izleyeceğiz. Altı numaralı Yakuti'ye sprintiyle ekranlara yansıyor. 400'ü 27.5, 200'ünü ise 13.5 ile tamamladı. Bu koşudaki son görüntümüz 9 numaralı Bir Hat Kaya isimli atın. Bir Hat Kaya da bir kenter yaptı. Bu kenteriyle ekranlarınıza geliyor. İkinci koşuyla birlikte İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Gedire Plase başlayacak. İlk görüntümüz 1 numaralı Padre Padrone isimli tayın. 1 numaralı Padre Padrone 600'ü 37, 400'ü ise 24.2 yaptı. Gökhan Kocakaya ile çalıştı ve onunla da yarışa katılacak. İlk startını kazanmıştı bir Ribella yavrusu Padre Padrone. 2 numaralı Aysev kenteri ile ekranlara yansıyor. 2 kez piste çıktı. Son katıldığı koşuyu kazanmıştı 2 numaralı Aysev. 3 numaralı Ashoka sprintiyle ekranlara yansıyor. 400'ü 25.2, son 200'ünü ise 12.5 yaptı. İlk startı olacak bu tayın. 5 numaralı Zumre görüntüye yansıyor. İç piste sprintiyle 400'ü 29.5, 200'ünü ise 14 yaptı. 3. kez start alacak bu tay. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saatler 19 olduğunda 3. koşu ile birlikte Altılı Ganyan başlıyor. İlk görüntümüz 1 numaralı Coşan Şimşek isimli atın. 1 numaralı Coşan Şimşek 800'ü 59.8, 400'ünü ise 32.5 yaptı. Son katılmış o ilk kez start alacak bu safkanlar. 3 yaşlı Arap tayları ilk kez start alıyor bu şartlı bir koşuda. 2 numaralı Feyat Baba görüntüye geliyor. İç piste 800'ü 55, 400'ü ise 27.5 yaptı. Bir yaşarcık yavrusu 2 numaralı Feyat Baba. Ardından 3 numaralı İlteber görüntüde 600'ü 43.5, 400'ünü ise 28.3 yaptı. Aya Bakan yavrusu 3 numaralı İlteber. 4 numaralı Kara Kuş, içteki isim dışta ise Dalicim var. 600'ü 40.5, 400'ünü ise 26.7 yaptı. Bir şövalye yavrusu Kara Kuş iç pistte çalıştı ve içte kalan isimdi. 5 numaralı Muammer Ağa görüntüye yansıyor. Dıştaki safkan 856, son 400'ünü ise 29 yaptı. Demir Kazık yavrusu Butay. Dıştaki isim. 6 numaralı Star of Antep 400'ü 27 yaptı. Kökmen Han yavrusu 6 numaralı Star of Antep. 7 numaralı Süper Turbo 600'ü 39.6, son 400'ünü ise 26.6 yaptı. Turbo yavrusu 7 numaralı Süper Turbo. 8 numaralı Şenel Pan görüntüye yansıyor. Sprintil ekranlarda bu tay
426.8, 200'ün üstü 13.5 yaptı. Bektaş Sal'la çalıştı. Özgün Han yavrusu. Dokuz numarada Şimşek Kral sprintiyle ekranlara yansıyor. 200'ünü 13.2 yaptı. Şimşek Kral'da Şimşek'in oğlu isimli aygırın yavrusu. On numaralı Zeberjet görüntüye yansıyor. Bini 1.08.7, son 400'ü ise 26 yaptı. Çelik Sömek, Çelik Sömek yavrusu bu tay. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 4. koşu ile birlikte 5'li ganyan başlıyor. İlk görüntümüz 1 numaralı Liar isimli atın. 1 numaralı Liar içteki isimdi. 600'ü 37, 400'ünü ise 24.7 yaptı. 1 numaralı Liar Gökhan Kocakaya ile koşuya katılacak. İçte kalan isimdi. 2 numaralı Ceren Sel 800'ü 48.3, 400'ünü ise 23.3 yaptı. Mehmet Kaya ile çalıştı. Onunla da koşuya katılacak. Daha önce bir kez galibiyet elde etmişti Ceren Sel. 3 numaralı Gül Melek bini 1.04, son 400'ünü ise 25 yaptı. Furkan Yüksel ile koşuya katılacak. 100 gün sonra tekrar piste çıkacak 3 numaralı Gül Melek. 4 numaralı Queen Leonessa 600'ü 35, 400'ünü ise 23.4 yaparken ekranlara yansıyor. Gökhan Yıldız ile izleyeceğiz. Son katıldığı yarışında üçüncülük elde etmişti Queen Leonessa. 5 numaralı Karabiberim 400'ü 24.7 yaparken ekranlara yansıyor. Gökhan Bektaş ile izleyeceğiz. Karabiberim ilk startını kazanmıştı. Ardından katıldığı 3 yarışında ise galibiyet elde edemedi. 6 numaralı Big Dance sprintiyle ekranlara yansıyor. 400'ü 27.5, 200'ünü ise 13.7 yaptı. 6 numaralı Big Dance Ahmet Çelik de start alacak. Daha önce 5 kez start aldı, 1 kez kazandı. 7 numaralı Şirince dıştaki isim, içte ise Aksakallı vardı. Sprintinde iç pistte galopunda 600'ü 35.5, 400'ü ise 23.2 yaptı. Dışta kalan isimdi, içte ise Aksakallı var. Dıştaki isim Şirince. 8 numaralı Lady Stoneheart iç pistte 400'ü 23.6 yaptı. Lady Stoneheart Metin Hamedi ile koşuya katılacak. Bir Astrakhan yavrusu bu isim. 9 numaralı Pachi sprinti ile ekranlara yansıyor. 400'ü 26.3, 200'ünü ise 13.3 yaptı. Adem Aslan ile çalıştı. Akın Sözen ile de Pachi piste çıkacak. 10 numaralı İnci Boncuk iç pistte sprintiyle ekranlara yansıyor. 400'ü 25.5, 200'ünü ise 12.5 yaptı. Hışman Çizik'le İnci Boncuk piste çıkacak. 5. koşu değerli izleyenler, engeller haftası koşusu olacak ve bu koşuda ilk görüntümüz 1 numaralı Adını Sen Koy isimli atın. 1 numaralı Adana Senko iç pistte bini 1.09, son 400'ü ise 26 yaptı. Saadettin Boyraz'la bu koşuya katılıyor. 2 numaralı Rodosto iç pistte sprintiyle ekranlara yansıyor. 600'ü 42.2, son 400'ü 28, son 200'ünde ise 14 yaptı. Rodosto Uğur Polat'la koşuya katılacak. 3 numaralı Cankurt Bey 600'ü 44.3, son 400'ünü ise 29.7 yaparken ekranlara yansıyor. Ayhan Kurşun'la Cankurt Bey piste çıkacak. 5 numaralı Erbabam sprintinde 600'ü 39.2, 400'ü 26, son 200'ünü ise 13.3 ile tamamladı. Erbabam 182 gün sonra piste çıkacak. Ve 7 numaralı Herakles sprintiyle ekranlara yansıyor. 400'ü 28.5, 200'ünü ise 14 yaptı. Metin Hamedi ile çalıştı. Onunla da koşuya katılacak Herakles.
Dalic'in dıştaki isim iç pistte çalıştı. 600'ü 40.5, 400'ü ise 26.7 yaptı. İç pistte ve dışta kalan kır safkandı. 8 numaralı Dalic'im dışta olan safkan. 6. koşu açık grup 3 Fetih koşusu olacak. İlk görüntümüz 1 numaralı Bay Başkan isimli atın. 1 numaralı Bay Başkan iç pistte 600'ü 37.3, 400'ü 24.8 yaptı. Furkan Yüksel ile bu önemli koşuya katılacak. 4 numaralı Victory Sours iç pistte 600'ü 35.7, son 400'ünü ise 23 yaptı. Victory Sours 4 numaralı safkan Ahmet Çelik ile bu koşuya katılıyor. 5 numaralı Finesse iç pistte 1000'i 1.02, son 400'ünü ise 23.5 yaptı. Selim Kaya ile Fetih koşusunda Finesse piste çıkacak. 6 numaralı Piano Sonata 638, 400'ü ise 25 yaptı. Geçen yılın Gazi galibi Piano Sonata Özcan Yıldırım'la bu koşuya katılacak. Ve son görüntümüz 7 numaralı Zafer Ateşi isimli atın iç pistte 600'ü 35.8, 400'ü ise 23.7 yaptı. Mustafa Çiçek'le çalıştı ve onunla da bu önemli koşuya katılacak Zafer Ateşi. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 7. koşudaki görüntümüz 2 numaralı Algantay isimli tayın. 2 numaralı Algantay 600'ü değerli izleyenler 40, son 400'ünü ise 26.2 yaptı. Yarış hayatına Ahmet Çelik ile başlayacak Kafkas Şahı isimli aygırın yavrusu 2 numaralı Algantay. 3 numaralı Balasagun sprinti ile ekranlara yansıyor. 400'ü 27.8, 200'ünü ise 13.5 yaptı. Özgün Han yavrusu 3 numaralı Balasagun. Dört numaralı Biceroğlu 1000'i 1.08, son 400'ü ise 26.6 yaptı. Kocabey yavrusu Uğur Polat'la da start alacak 4 numaralı Biceroğlu. 5 numaralı Bu iç pistte çalıştı 1000'i 1.10.8, son 400'ü ise 28.3 yaptı. 5 numaralı Bu görüntüye yansıyan isim Sultan de Fost yavrusu. Altı numaralı Çilli Menaf görüntüye yansıyor. İç pistte çalıştı. 1000'i 1.10.6, son 400'ünü ise 27.7 yaptı. Bu Tay Bozok yavrusu. 7 numaralı Karagül Bey'i içteki safkan 1000'i 1.07.5, son 400'ünü ise 27.5 yaptı. Altaha yavrusu Karagül Bey'i Akın Sözen'le çalıştı. Onunla da koşuya katılacak içteki safkan, bunu belirtelim. 8 numaralı Mavi Mungan görüntüye geliyor. Sprintiyle 400'ü 26, son 200'ünü ise 12.5 yaptı. Öz Haber yavrusu 8 numaralı Mavi Mungan. Gökhan Kocakaya ile de yarış hayatına başlayacak. 9 numaralı Mirhan Tay, içte kalan isim alt safkan Mirhan Tay. Sprintiyle ekranlara yansıyor. 400'ü 29.8, son 200'ünü ise 14.8 yaptı. Mirhan Tay, şövalye yavrusu. 10 numaralı Yol Kıran, dıştaki safkan 1000'i 1.08, son 400'ü ise 25.3 yaptı. Saadettin Boyraz da çalıştı. Onunla da koşuya katılacak bir Kaysbert yavrusu Yol Kıran. 12 numaralı Uysal Filiz iç pistte 800'ü 53.6, son 400'ü ise 27.8 yaptı. Mehmet Kaya ile koşuya katılacak bir Onur Kağan yavrusu Uysal Filiz. Son koşudaki görüntümüz 1 numaralı Chicago isimli atın. 1 numaralı Chicago iç pistte 800'ü 49, 400'ü ise 23.7 yaptı. Chicago Özgür Gönültaş'la çalıştı. Onunla da yarışa katılacak. Son startında ikincilik elde etmişti. 6 numaralı Teen Wolf 800'ü 47.8, 400'ü 23.8 yaptı. Teen Wolf Metin Hamedi ile koşuya katılacak. Son startında
ilk dörde giremedi. 8 numaralı, hani 7 numaralı Aslan Koç'un görüntüye yansıyor. Bini 1.03 son 400'ü de 24.5 yaptı. Aslan Koç'um Harun Kılıç Arslan'la koşuya katılacak son startını kazanmıştı. Honey Rider sprintiyle ekranlara yansıyor. 400'ü 24.5, son 200'ünü ise 12 yaptı. Honey Rider Gökhan Yıldız'la koşuya katılacak son 6 yarışında bir kez galibiyet elde etti. 9 numaralı Kavi 800'ü 49.4, son 400'ü ise 24 yaptı. Hışman Çizik'le izleyeceğiz. O da son 6 yarışında bir kez galibiyet elde etti. On numaralı Chapline sprintiyle ekranlara yansıyor. 200 metrelik bir sprint yaptı. 200'ü 13.8 yaptı. Chapline Adem Aslan'la koşuya katılacak. 11 Mayıs Cuma günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saatler 19 olduğunda 3. koşu ile birlikte Altılı Ganyan başlayacak. Bursa Hipodromu'nda ise saatler 15.30'u gösterdiğinde 3. koşu ile birlikte Altılı Ganyan başlıyor. Ve Amerika Belmont Park Hipodromu'nda ise saatler 21.04 olduğunda Altılı Ganyan başlayacak. Değerli izleyenler, 11 Mayıs Cuma günü 2 farklı ülkede 3 farklı şehirde yarış heyecanı yaşanacak. Tüm yarış severlere her zaman olduğu gibi keyifli seyirler ve bol şanslar. Hoşçakalın.